Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ın soyundan gelmektedir. Bu soydan Salih ve Hud peygamberler gelmiştir. İbrahim de Hud Aleyhisselam'ın torunlarından, Tarih veya Tareh diye anılan zatın oğludur. Tareh, zamanının meşhur kralı Nemrut tarafından puthaneye bekçi tayin edilmiş, bundan böyle de Azer olarak anılmıştır. Azer, aynı zamanda puthanedeki en büyük putun da adıydı. Kur'an-ı Kerim'in En'am suresi 74. ayetinde Hazreti İbrahim'in babasından Azer olarak söz edilmektedir. Tevrat'ta ise Tarih veya Tareh olarak geçer. Hazreti İbrahim'in neslinin yaşadığı yer Fırat ve Dicle arasındaki bölgeydi. Burada aynı zamanda Nemrud'un 500 yıl hükümranlık sürdüğü meşhur Babil şehri kurulmuştu. Hazreti İbrahim, Hazreti Adem'in yaratılışından 3337 yıl, tufandan ise 1263 yıl sonra doğmuştu. İsa'nın doğumundan ise 2122 yıl önce dünyaya gelmiş bulunuyordu. Hazreti İbrahim'in ünvanı Halil idi. İbrahim Halilullah, Allah'ın dostu İbrahim olarak anılmıştır. Kendisinin iki kardeşi daha vardı. Birisi Harran, diğeri de Nahur'du. Harran'ın adına izafeten o bölgeye Harran adı verilmiştir. Harran aynı zamanda Lut Aleyhisselam'ın da babasıdır. Hazreti İbrahim dünyaya gelir gelmez Allah'ın sevgili kulu Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam nuru yüzünde parlamaya başlamıştır. Babası Azer, oğlu dünyaya gelince etrafında nurdan iki sancak gördü ki biri doğuyu, diğeri de batıyı aydınlatıyordu. Ayrıca bu sancakların parıltısı yerden göğe doğru uzanıyordu. Nemrut gibi zalim bir kral zamanında dünyaya gelen İbrahim, küçük yaştan itibaren karşısında puta tapan bir kavim buldu. Hud ve Salih Aleyhisselam'ın hak dini unutulmuştu. Elinde krallıkla birlikte büyük bir servet ve zenginlik bulunan Nemrut, bunlara dayanarak ilahlık davasını sürdürüyordu. Kuraklık zamanlarında zahire almak için gelenlere, "Rabbiniz kimdir?" diye sorar. Halk, "Sensin" derse zahire verir, demezse vermezdi. Böylece Nemrut, halkı zayıf noktasından yakalamış, üzerlerinde hakimiyet kurmuştu. Nemrut'un kavmi yıldızlara da tapardı. Hatta her yıldız için yeryüzünde ayrı bir put dikmişlerdi. Bu putların yıldızlar yanında kendilerine şefaatçi olacaklarına inanırlardı. O zaman Babil'de sürülen bir saltanat, tam bir zulüm ve küfür rejimiydi. Hazreti İbrahim dünyaya geldiği sırada Babil'deki kahin ve müneccimler bir şeyler sezmiş ve Nemrut'a durumu bildirmişlerdi. "Yıldızlardan anladığımıza göre bu yıl senin ülkende bir çocuk dünyaya gelecek ve insanların dinlerini değiştirecek. Aynı zamanda bu çocuk saltanatının da son bulmasına sebep olacak. Onun için ülkende doğacak bütün çocukların öldürülmesini emret. Her inkarcı gibi dayanak noktasından mahrum, korkak bir kalbe sahip olan Nemrut, bu haber üzerine hemen bir takım tedbirler aldı. Her hane başına gözcüler diktirdi. Onlar yeni doğacak her erkek çocuğu anında öldüreceklerdi. Bu emrin verildiği sırada Azer'in karısı da hamile bulunuyordu. Ancak hamile olduğu anlaşılmıyordu. Azer, karısının hamile olduğunu anlayınca telaşlandı. Doğacak çocuğunu Nemrut'un elinden kurtarmak için çareler düşündü. Nihayet karısını Basra ile Küfe arasında gözlerden uzak bir köye götürdü. O köye yakın bir mağara vardı. Hanımını doğum yaklaşınca o mağaraya kapadı. Azer, hanımının yiyecek içeceklerini mağaraya taşıyarak doğumu gözlerden uzak yerde gerçekleştirdi.
Rivayete göre Hazreti İbrahim, Muharrem ayının 10. günü dünyaya gelmiştir. Bu arada Nemrut bütün hamile kadınları huzuruna çağırıp, muayene ettirdikten sonra doğumu yaklaşanları sarayının zindanına kapatıyordu. Azer'in hanımı da huzura getirilmiş, fakat hamile olduğu anlaşılmadığından Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle serbest bırakılmıştı. Aradan uzun zaman geçince Nemrut'un korkusu yavaş yavaş geçmeye, müneccimlerin sözlerine olan itimadı da kaybolmaya başladı. Ve sonunda "Bunlar yalancıların ta kendisidir" diyerek halk üzerindeki baskıyı kaldırdı. Hazreti İbrahim mağarada 15 ay kadar kaldı. Fakat o harika bir surette büyüyordu. Başka çocukların bir ayda büyüdüğünü, o bir günde büyüyordu. 15 yaşlarında gürbüz bir çocuk seviyesine geldikten sonra mağaradan dışarı çıkmak, etrafı görmek istedi. Bir gece mağaradan ayrılıp annesiyle evlerine geldiler. İşte o günden sonra delikanlı İbrahim, yaratılışındaki arama meyliyle Allah'ı aramaya başladı. Bir gün annesine şöyle seslenmişti: "Anneciğim, benim Rabbim kimdir?" "Benim." "Senin Rabbin kimdir?" "Babandır." "Babamın Rabbi kimdir?" Cevapsız kalan annesi oğluna sus demekle yetindi. Doğruca kocasına gidip, "İnsanların dinini değiştireceğinden bahsettiğin çocuk vardı ya," demiş. "İşte o senin oğlundur." Sonra beraberce mağaraya gittiler ve İbrahim babasına da aynı soruları sormaya başladı. "Babacığım, benim Rabbim kimdir?" "Annendir." "Annemin Rabbi kimdir?" "Benim." "O halde senin Rabbin kimdir?" "Nemrut'tur." "Peki Nemrut'un Rabbi kimdir?" Babası da cevapsız kalınca oğlunu azarladı ve sus diyerek daha fazla konuşmaktan vazgeçirdi. Hazreti İbrahim yaratılışındaki bir Allah'a iman duygusunun verdiği şuurla daha küçük yaşta kavminin batıl inançlarına meydan okumaya başladı. Hazreti İbrahim'in her hali putperestliğe meydan okumak şeklinde geçiyordu. İbrahim'in mağaradan çıktığı günlerden birindeydi. Çevresinde her şeyi ilk defa görüyor, bir hayret ve merakla onları süzüyordu. Babası hayvanları ve bitkileri kendisine tanıtıyor ve ne işe yaradıklarını anlatıyordu. İbrahim bu söylenenleri dinliyor ve kendi kendine, "Elbette bu varlıkları bir yaratan ve çeşitli vazifelerle bu dünyaya gönderen bir yaratıcıları vardır. Bu işler kendi kendine tesadüfen olamazlar," diyordu. Puthanenin bekçisi olan babası Azer, aynı zamanda put ticareti yapardı. Yaptığı putları oğullarına verir, pazarda sattırırdı. Hazreti İbrahim büyüyüp delikanlı çağına gelince, babası onun da eline birkaç put verip çarşıya salmıştı. Hazreti İbrahim putların boynuna birer ip takıyor, sokaklarda sürüyordu. Üstelik de alıcılara sattığı malları beğendireceğine tersine şöyle diyordu: "Fayda ve zarar vermekten aciz olan putları kim alır? Ondan kimse put satın almadığı gibi başlarına bir bela gelir diye de ondan uzaklaşıyorlardı. Satamadığı putları ırmağın kıyısına götürüp baş aşağı suya diker ve "Haydi bakalım bol bol su için" derdi. Kardeşleri her akşam ellerindeki bütün putları satıp parayla eve döndükleri halde İbrahim hiçbirini satamadan eve eli boş olarak dönerdi. Hazreti İbrahim'e Cebrail gelerek artık peygamberlik vazifesiyle görevlendirildiğini bildirdi. "Ey İbrahim, ben arayıp durduğun Allah'ın elçisiyim. Sana peygamberlik ve yücelik verildi. Bu müjdeyi sana bildiriyorum," dedi. Babası Azer, oğlunun putlara karşı tutumundan rahatsız oluyordu. Kendisine etraftan şikayet edenler de bir hayli çoğalmıştı. Bunun üzerine Azer, oğluna nasihat ve ikazlarda bulunmalıydı. Bir de peygamberlik iddiasını işitince babası, bunu fırsat bilerek oğlunu yanına çağırdı.
Aslında Hazreti İbrahim de ilk önce tebliğe babasından başlamak istiyordu. Babasından önce söze o başladı. Ey babacığım! Görmeyen, işitmeyen, sana gelecek hiçbir belayı geri çeviremeyen bir takım cansız şeylere nasıl tapıyorsun? İbadete layık olan, ancak görüp gözeten, işitip işittiren, kendine ibadet eden kullarının belalarını defedendir. Sizin elinizdeki bu cansız şeylere tapmanıza şaşıyorum. Babacığım, artık sana gelmeyen ve öğretilmeyen tevhid ilmi, Allah'ın birliği, hiçbir ortağı olmadığı bana vahyedilmiştir. Senin bilmediklerini biliyorum. Şu halde bana uy ki sana doğru yolu göstereyim. Yaşça senden küçük ve senin oğlun da olsam, meziyet ve fazilet ancak Allah'ın takdiriyledir. O bunu dilediğine verir. Görüldüğü gibi Hazreti İbrahim, babasını Hakk'a davet ederken, hürmette kusur etmemiştir. Önce aklına hitap ederek, putlara tapmanın mantıksızlığını nazara vermiş, ibadete layık gerçek mabudun ancak Allah olduğunu sonra bildirmiştir. Çünkü babasını cehaletle itham etseydi, gururuna dokunabilir ve küfürde inat etmesine yol açabilirdi. O sadece kendisine Allah'tan gelen hidayeti bildirmekle yetinmiş, kendisine uyduğu takdirde kurtulacağını işaret etmiştir. Ne çare ki, Hazreti İbrahim'in bu dikkatli daveti babasında hiçbir müspet tesir uyandırmadı. Bununla beraber Hazreti İbrahim babasını bırakmadı. Başka yönlerden yaklaşarak tesir etmeye çalıştı. Babacığım diyordu, şeytana tapma, muhakkak ki şeytan Rahman olan Allah'a isyan etmiştir. Babacığım, korkarım ki Rahman'dan sana bir azap erişir de cehennemde şeytana arkadaş olursun. Babasına hürmet ve şefkat hisleriyle hitap etmeye dikkat eden Hazreti İbrahim, sözünün sonunda onun azaba uğramaktan korktuğunu belirterek, ona bir evlat olarak duyduğu iyilik hislerini açıklamak istemişti. Ancak Azer, bu sözleri hakkı bulmak niyetiyle dinlemedi. Kendisinde gerçeği kabul etme meyli yoktu. Çünkü bir sözün tesiri, her türlü hislerden sıyrılıp, insafla dinlemeye bağlıdır. Azer, oğlu İbrahim'e şu karşılığı verdi. Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu işe son vermezsen, seni taşlarım, uzun müddet benden uzak dur. İbrahim her defasında babasına, babacığım diye hitap etmesine rağmen, babası ona bir defa bile oğlum diye karşılık vermedi. Kendisine yabancı biriymiş gibi sadece İbrahim diye hitap ediyordu. Hazreti İbrahim, babasının kendisine kesin red cevabı vermesinden son derece müteessir oldu. Babasının inkar cephesinde kalmasından büyük üzüntü duyuyordu. Ona yüreği yanarak şöyle dedi. Sana selam olsun. Rabbinden senin için af dileyeceğim. Muhakkak ki o bana karşı çok lütufkardır. Hazreti İbrahim'in bu son sözü bile babasının tevbe ederek Hakk'a dönebileceği ümidiyle doluydu. Hazreti İbrahim, babası hayatta kaldığı sürece onun için Allah'tan bağışlamasını dilemişti. Ancak inkar üzere ölünce bundan vazgeçmiştir. Çünkü küfür üzere ölen kimsenin affını dilemek caiz değildir. Nitekim bu husus Tevbe suresinde şu şekilde belirtilir. İbrahim'in babası hakkında mağfiret dilemesi de babasının iman edeceğine dair ona verdiği sözden başka bir sebeple değildi. Onun Allah düşmanı olduğunu açıkça anladığında istiğfardan vazgeçti. Doğrusu İbrahim çok niyaz eden, çok şefkatli ve yumuşak huylu bir zat idi. Burada şu gerçek ortaya çıkıyor ki, bir kimse peygamber babası veya Hazreti Nuh'un oğlunda görüldüğü gibi peygamber oğlu da olsa, bu yakınlık kendisini kurtarmaya yetmiyor. Çünkü ebedi cehennemden kurtulup cennete gitmenin tek şartı imandır. İman ise ancak kulun kendi arzu ve iradesiyle hidayeti istemesi üzerine Cenab-ı Hakk'ın kalbine bıraktığı bir nurdur.
Bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz, Azer'in kıyamet gününde oğlu İbrahim'le karşılaşmasını şöyle anlatır. Kıyamet gününde İbrahim, Azer'le karşılaşacaktır. Azer'in yüzü simsiyah, toz toprak içerisindedir. İbrahim babasına, ''Ben sana dünyada bana tabi ol, beni reddetme, sana doğru yolu gösteriyorum demedim mi?'' diyecek. Babası da ona pişmanlık içinde, ''Bugün sana karşı olmayacağım.'' şeklinde karşılık verecek. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, ''Ey Rabbim, sen bana insanlar dirileceği güne kadar beni zelil etmeyeceğini vaat etmiştin. Şimdi babamın bu halinden daha utanç verici hangi hal olabilir?'' diye yalvaracaktır. Allah Teala ona, ''Ey İbrahim, ben cennetimi kafirlere haram kıldım. Senin baban kafir olarak öldü. Sen onun yüzünden herhangi bir eziklik duyma.'' diyecektir. Bundan sonra Cenab-ı Hak tarafından şöyle nida edilecektir. ''Ey İbrahim, iki ayağının altındaki nedir?'' İbrahim bakacak, bir de ne görsün? Kana bulanmış bir sırtlan. Allah, Azer'i küfründen dolayı bu şekle çevirmiştir. Bu çirkin görüntüden Hazreti İbrahim tiksinecek, Azer de ayaklarından tutulup cehenneme atılacaktır. Babasından sonra Hazreti İbrahim kavmini doğru yola çağırmaya başladı. Bilindiği gibi bu kavim yıldızlara tapar, onlar adına yeryüzünde pek çok put dikerlerdi. Hazreti İbrahim onlara önce yıldızların ilah olamayacağını ispat etmek istedi. Bir gün güneş batıp da her tarafı karanlık kaplayınca başını göğe kaldırdı. Gökte parlak bir yıldız görünüyordu. Rivayete göre bu parlak yıldız müşteri yıldızıydı. Hazreti İbrahim, "İşte Rabbim budur," dedi. Etrafındakiler de bunu işitiyorlardı. İçlerinden, "Oh, sonunda İbrahim de bizim taptıklarımıza tapmaya başladı," diye geçirdiler. Fakat sabah olup güneş doğunca bu yıldız da her yıldız gibi ortadan kayboldu. Kavmine dönüp, "Bu olmadı. Benim Rabbim böyle ortadan kaybolamaz. Ben böyle kaybolup gideni sevmem. Böyle kaybolmaya maruz şeyler Rab olamazlar," dedi. İbrahim aleyhisselam kavminin taptığı şeylerden misal vererek alaka duydukları şeyler üzerinde tebliğini yoğunlaştırmaya devam ediyor. Ertesi gün ayın doğmasına baktı ve "Rabbim bu mu?" diye bağırdı. Fakat o da sabahleyin ortadan kaybolunca, "Rabbim beni doğru yola eriştirmese muhakkak ben sapıklardan olurdum," dedi. Bu sözüyle hem kavminin içinde bulunduğu sapıklığı dile getirmiş oluyor, hem de bir an bile Rabbinden gayrısına tapma manasına gelecek şeylerden kaçınmış oluyordu. Sonra güneşi doğarken gördü. Onun ışığıyla karanlıklar perdesini deldiğini fark etti. Onun doğmasıyla bütün yıldızlar kaybolmuştu. Güneşin bu ihtişamı ve parlaklığı karşısında, "Benim Rabbim herhalde budur. Çünkü bu hepsinden büyük olduğu gibi hepsinden de parlaktır," dedi. Güneşin grupla birlikte kaybolup dünyayı karanlıklar içinde bıraktığını görünce, "Ey kavmim," dedi, "ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben bütün batıl dinlerden uzak ve Allah'ı bir tanıyıcı olarak gökleri ve yeri yaratana yüzümü çevirdim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim." Hazreti İbrahim'in yıldıza, aya ve güneşe karşı "İşte Rabbim" deyişi kavminin inançlarındaki yanlışlığı göstermek içindi. O, kavmiyle olan tebliğ dersinde kademeli olarak şu hakikati dile getirmiştir. Kainatta gördüğünüz her şey geçicidir. Erişemeyeceğiniz yüksekliklerde ve hayal edemeyeceğiniz büyüklüklerde olan varlıklar da böyledir. En büyük olarak gördüğünüz şeyin daha büyüğü vardır. Nihayet onların hepsi gözünüzün önünde kaybolup gider.
sizin putlarınızdan çok daha büyük varlıklar böyle olursa, elinizle yaptığınız putlardan medet beklemenizin ne kadar anlamsız olduğunu anlamaz mısınız? Şu halde geçici, fani olanlar Rab olamazlar. Rabbiniz ancak baki olan Allah'tır. Siz de O'na yönelin ve O'na ibadet edin. Hazreti İbrahim, yıldızlara ve onları yerde temsilen yaptıkları putlara tapan kavminin aklına ve mantığına hitap etmeye devam etti. Taptığınız şu taş ve tahta parçaları, sizin onlara ibadet ettiğinizden haberleri bile yoktur. Sizin aklınız varken nasıl oluyor da akılsız, şuursuz, cansız şeylere tapıyorsunuz? Onlara dua ediyorsunuz. Ama onlar sizin dualarınızı işitmiyorlar. Onlardan rızık istiyorsunuz ama size rızık veren onlar değil. Siz onlara tapmayı kestiğinizde onlar sizin rızkınızı kesebilirler mi? Size bir zarar verebilirler mi? Kavmi İbrahim'in bu akli ve mantıki delillerine karşı çıkamadılar. Ama yine de iman etmekten kaçınıp sığınacakları bir bahane bulmakta gecikmediler. Biz atalarımızı böyle yapar bulduk, dediler. Hazreti İbrahim bu defa sığındıkları bu iddialarına cevap olarak şunları söyledi. Sizin ve geçmiş atalarınızın nelere taptığınızın farkında değil misiniz? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi müstesna. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı ve rızık verici güç olduğunu ifade etmek üzere kendisini misal verdi ve söze şöyle devam etti. Beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren ve içiren de O'dur. Hastalandığımda bana şifa veren de O'dur. Beni öldürüp sonra diriltecek olan da O'dur. Hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Hazreti İbrahim davasını ilan ettikçe müşrik kavim ona karşı cevap bulamamanın ızdırabını duyuyordu. Bu defa onu korkutmaya başladılar. Putlarına ilişmesinin kendisine zarar vereceğini söylediler. Kainatın yaratıcısına iman etmiş bir peygamber, onların zarar ve fayda vermeyen putlarından nasıl korkardı? Ve onlara şöyle cevap verdi. Ben sizin ortak koştuklarınızdan korkmam. Rabbim dilemedikçe de siz bana hiçbir zarar veremezsiniz. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmez misiniz? Siz hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan korkmazken ben mi sizin ortak koştuklarınızdan korkacağım? Korkudan emin olmaya müşrikler ve müminlerden hangisi daha layıktır? Biliyorsanız cevap verin. Bütün inkarcıların inananlara karşı başvurduğu yollardan biri de korkutmadan sonra alaya almaktır. Korkunun Hazreti İbrahim üzerinde bir tesiri olmadığını görünce onu alaya aldılar. İleri sürdüğü son derece mantıklı delillerine karşı "Sahi mi söylüyorsun? Yoksa bizimle eğleniyor musun?" dediler. Hazreti İbrahim bu alaylarına karşı da sadece gerçeği tekrarladı. Sizin Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir ki, bütün bunları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Getirdiği bütün akli ve mantıki deliller, bu inatçı kavmi saplandıkları puta tapıcılıktan vazgeçiremiyordu. Hazreti İbrahim, onların zihninde çok daha büyük bir şimşek çakmayı ve gerçeği onun aydınlığında bir kere daha sunmayı istiyordu. Bu maksatla kavmin mabette toplandıkları bir bayram günü Hazreti İbrahim de onlara katıldı. Babil halkı mabetteki putların önüne kestikleri kurban etlerini koyar, sonra da bayram yerinde eğlenirlerdi. Şenlik bitince de putların yanına dönüp önlerine koydukları yiyecekleri yerlerdi. Halk bayram yerine şenlik yapıp eğlenmeye gittikleri sırada Hazreti İbrahim geri kaldı. Maksadı bu kavmin taptığı putların ne derece asılsız ve mantıksız bir iş olduğunu
onlara kesin bir şekilde anlatmaktı. Ahali bayram yerine çekilince Hazreti İbrahim puthaneye döndü. Önlerinde yiyecek içecekler dolu olan putlara "Haydi yiyin, benden çekinmeyin, utanmayın" dedikten sonra eline baltayı aldı. Büyük putun dışında bütün putları kırıp yerlere serdi. Sonra da baltayı götürüp büyük putun boynuna asıverdi. Bayram yerinden puthaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında halk dehşete kapıldı. Şaşkınlıkları kızgınlığa dönüştü. "Kim bu küstah, kim bu dinsiz, putlarımıza bunu nasıl yapar?" diye bağırıştılar. Akla ilk gelen Hazreti İbrahim oldu. Çünkü geri kalan bir o idi. Putlara düşmanlığı da eskiden beri biliniyordu. İbrahim'in yakalanıp sorguya çekilmesine karar verdiler. Nihayet Hazreti İbrahim'le halkın önünde karşılıklı mahkeme başladı. "Ey İbrahim," dediler, "ilahlarımıza bunu yapan sen misin?" İbrahim, "Hayır," dedi. "Bunu yapsa şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorsa ondan sorun. Bu putların en büyüğü sizin kendisiyle birlikte şu küçük putlara tapmanızdan herhalde kızmıştır. Sonra da onları kırmıştır." Bu sözler halkı bir hayli sarsmış ve pek çoğunun zihninde gerçeğin şimşekleri çakmıştı. Fakat az sonra eski kafalarına dönüp Hazreti İbrahim'e, "Ey İbrahim, bunların konuşamayacağını sen de bilirsin," dediler. Hazreti İbrahim bu cevabı bekliyordu. Hemen karşılığı verdi. "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne bir fayda ne de bir zarar vermeyen şeylere hala tapacak mısınız? Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yuh olsun. Hiç akıllanmayacak mısınız?" Putları Hazreti İbrahim'in kırdığı açıkça ortaya çıkmıştı. Nemrut bu olup bitenlerden haberdar olmuş, bizzat Hazreti İbrahim'le kendisi konuşmak istemişti. Nemrut'un bu isteği üzerine daha önce hapse konulan İbrahim aleyhisselam Nemrut'un yanına getirildi. "Nemrut, söyle bakayım, senin ibadet ettiğin ve halkı da ona ibadete çağırdığın Rabbin kimdir? Onu gördün mü?" Hazreti İbrahim onun bu sualine karşılık Nemrut'u acze düşürecek bir cevap verdi. "Benim Rabbim hem diriltir hem de öldürür." Nemrut, "Ben de öldürür ve diriltirim," deyince İbrahim aleyhisselam, "Nasıl diriltir öldürürsün?" dedi. Nemrut hemen hapisten iki adam getirtti. Birini öldürdü, diğerinin de hayatını bağışladı. Sonra İbrahim'e ve kendi adamlarına, "İşte ben de öldürüp hayat verdim, o halde Rabbiniz benim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, "Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen onu batıdan getir bakayım," deyince Nemrut apışıp kaldı. Hazreti İbrahim, "Cenab-ı Hakk'a, ey Rabbim, sen ölüleri nasıl diriltirsin, onu bana göster," dedi. Cenab-ı Hak, "Ey İbrahim, sen benim ölüleri dirilttiğime inanmadın mı?" buyurdu. Hazreti İbrahim, "Evet, inandım. Kalbim tam tatmin olsun diye sordum," demişti. Sonra Allah ona buyurdu ki, "Dört tane kuş al, onları tanı ve kendine iyice alıştır. Sonra onları kesip etlerini birbirine iyice karıştır. Sonra her bir dağın tepesine o karışmış etlerden bir parça koy. Ondan sonra onları çağır. Bak hepsi nasıl koşup sana gelecekler. Şunu da bil ki Allah her dilediğini yapmaya kadirdir ve onun her işi hikmetledir." Hazreti İbrahim bu şekilde yaptı ve kuşlara, "Allah'ın izniyle gelin," dedi. Ve hepsi birden tepelerden uçuşarak bir araya geldiler, kuş haline geliverdiler. Bundan sonra Hazreti İbrahim bütün varlığıyla, "Benim Rabbim hem öldürür hem de diriltir," dedi. Hazreti İbrahim, Nemrut'un önüne çıkardığı bu külli öldürme ve diriltme deliliyle onu cevap veremez duruma düşürmüştür. Böylece kavme önünde acizliği ve ilahlık davasındaki yalancılığı ortaya çıkmıştı. Nemrut bu mağlubiyeti bir türlü hazmedemiyordu.
giderek içine batıyor ve bu sıkıntıdan kurtulmak çaresini Hazreti İbrahim'in vücudunu ortadan kaldırmak olarak görüyordu. Bunun için kavminin ileri gelenlerine danıştı. Onu bütün aleme ibret olacak bir şekilde öldürmek istiyordu. Varılan karara göre Hazreti İbrahim aleyhisselam büyük bir ateşte yakılarak öldürülecekti. Bunun için büyük bir bina yapılmasına karar verildi. Binanın inşaatı tamamlandıktan sonra içi yakacaklarla dolduruldu ve ateşe verildi. Korkunç ateşin yanına yaklaşmak bile imkansızdı. Yapılan bir mancınıkla Hazreti İbrahim ateşe atıldı. Ateş o kadar büyük alevler çıkarıyordu ki üstünden uçan kuşlar kavrulup yere düşüyorlardı. Hararetin şiddetinden bazı insanlar bodrumlara sığınmak zorunda kaldılar. Daha sonra Nemrut, Hazreti İbrahim'i yaptırdığı mancınığa bağladı. Hazreti İbrahim mancınığa bağlanırken Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarıyordu: "Senden başka ilah yoktur. Sen her noksandan münezzeh ve mukaddessin. Alemlerin Rabbi sensin. Hamd sana mahsustur. Mülk senindir. Senin ortağın da yoktur." Mancınık kendisini süratle havaya fırlattığı sırada, "Ey Allah'ım, sen göklerde teksin, yerde teksin. Ben de yerde sana ibadet eden bir tekim. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir," diyordu. Hazreti İbrahim'de olan halis tevhid inancı o anda en masum ve ihlaslı şekline bürünmüştü. Tevekkülün en yüksek derecesinde hiçbir fani ve beşeri vasıtaya ümit bağlamaksızın doğrudan doğruya kainatın yaratıcısından imdat diliyordu. İşte bu haldeki duası Cenab-ı Hak katında makbul olmuş ve ateşe atıldığı anda Cenab-ı Hak ateşe yakma emrini vermişti. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığını gören melekler, "Ya Rab, senin dostun ateşe atılıyor. Bize izin ver de yardım edelim," diye Allah'a yalvardılar. Hazreti İbrahim de "Hasbunallahu ve ni'mel vekil" diyerek sadece Allah'a güvendiğini ifade etti. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i bizzat kendisi koruyacağını beyan buyurdu ve ateşe emretti: "Ey ateş, İbrahim için serin ve selamette ol." Hazreti İbrahim ateşin içinde 7 gün kalmıştı. Bir rivayete göre o ateşin içindeki durumuna işaret ederek, "Hayatımın en lezzetli günleri ateşin içinde kaldığım günlerdir," demiştir. Hazreti İbrahim'in en büyük mucizesi ateşte yanmamasıdır. Bu mucizede insanlığın alacağı pek çok ibret ve ders vardır. Her mucize bir yandan peygamberin peygamberliğine delil olurken, diğer yandan insanlığın bir medeniyet keşfinin de en gelişmiş bir sınırını tayin etmektedir. Böylece peygamberler, insanlığın manevi terakkisinin önderleri oldukları gibi, maddi terakkisinin de önderi olmaktadırlar. Nitekim bugün, ateşin tesirinden koruyan amyant maddesi keşfedilmiş ve yangınlarda itfaiyeciler tarafından ateşe karşı koruyucu olarak kullanılmaktadır. Nemrut, Hazreti İbrahim'in ateşte yanıp kül olduğundan şüphe etmiyor ve buna kesin olarak inanıyordu. Çünkü yaktığı ateş sadece insan gibi et ve kemikten meydana gelmiş cisimleri değil, aynı zamanda taşları, demirleri bile eritip kül haline getirecek derecede şiddetliydi. Nemrut bunları düşündükçe en büyük düşmanından kurtuluşunun sevincini yaşıyordu. Bir hafta neşe içinde eğlendikten sonra Hazreti İbrahim'in küllerini seyretmek için yüksekçe bir yere çıkıp ateşin içine bakmaya başladı. Nemrut'un gördüğü manzara gözlerini yuvalarından fırlatacak derecede şaşırtıcıydı. İbrahim aleyhisselam ateşin içinde dipdiri duruyordu. Gözlerine inanamadı. Bir daha baktı. Gözlerini ovarak tekrar tekrar baktı. Fakat nafile, Hazreti İbrahim'in üzerindeki elbiselerine varıncaya kadar sapasağlam olarak durduğunu gördü. Nemrut'un bütün planları suya düşmüştü.
artık Hazreti İbrahim'le başa çıkamayacağını yavaş yavaş anlamaya başladı. Derin bir hüsrana ve karanlığa yuvarlanır gibi oradan ayrıldı. Hazreti İbrahim ateşe atılışından 7 gün sonra ateşten çıktı. Nemrut bir daha onunla uğraşma cesaretini ve gücünü kendinde bulamadı. Ne var ki cahil ve inatçı kavmin büyük çoğunluğu bu mucize karşısında bile imana gelmedi. Az sayıda bir cemaat Hazreti İbrahim'i peygamber olarak kabul etti. Lut aleyhisselam da bunlardan biridir. Hazreti İbrahim ateşten sapasağlam kurtulup çıkınca kendisine inananlar inandı. Onlar Nemrut'un zulmünü göze alıp bu imanda sebat ettiler. Fakat çoğunluk iman etmemekle kalmamış, Hazreti İbrahim ve ona uyanlara karşı her türlü hakaretler, alaylar ve işkencelere girişmişlerdi. Hazreti İbrahim kavmine son kez hitabede bulunarak şunları söyledi. Ey kavmim! Dininizi inkar ettiniz. Aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret girmiştir. Siz Allah'ın birliğine iman etmedikçe bu durum böyle devam edecektir. Allah'ın birliğine inandığınız anda aramızdaki bu düşmanlık sevgiye, nefret ise kardeşliğe dönüşecektir. Hazreti İbrahim kavmiyle arasına giren ebedi kin ve düşmanlık üzerine hicret etmeye karar verdi. İbadetlerini huzur içinde yapabileceği bir ülkeye gitmesi kendisine Cenab-ı Hak tarafından vahyolundu. Çünkü hiçbir peygamber Cenab-ı Hak'tan izin gelmedikçe bir beldeyi terk edemez. Nitekim şu ayeti kerime buna işaret eder. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O beni doğru yola iletecektir, dedi. Hicret, yani bir yerden başka bir diyara göç. Dini hayatı yaşamanın imkansız hale geldiğinde işte ilahi bir sevk. Ancak sabır göstererek dini hayatı yaşamak mümkünse tebliğe devam etmek faziletlidir. Şu halde kişi kötü muhitte kalıp dini hayatı yaşayamayacaksa iyi bir muhite göç etmesi gerekir. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e Şam taraflarına göç etmesini bildirmişti. Hazreti İbrahim evlendiği amcasının kızı Sare ile kardeşinin oğlu Lut ve az sayıdaki müminleri yanına alarak yola çıktı. İbrahim aleyhisselam göç ettikten sonra geride kalan Nemrut kavminin bir kısmı Babil Kulesi'nin yıkıntıları altında can verdiler. Sağ kalanlar Nemrut'un etrafında toplandıkları bir sırada görülmemiş sayıda bir sinek hücumuna uğradılar. Gökyüzü kara sinek bulutlarıyla kaplandı. Halkın üzerine saldırıp kanlarını emmeye başladılar. Öyle ki kısa zamanda vücutları soldu ve adeta bir deri bir kemik haline geldi. Nemrut, halkının uğradığı bu felakete henüz uğramamıştı. Kavmi sineklerle boğuşurken kendisine hücum eden tek bir sinek yoktu. Fakat az sonra etrafında bir sinek dolaşmaya başladı. Kulağının dibinden vınlayıp geçtikçe Nemrut sineği kovmak için olmadık hareketlerde bulunuyor, yanından onu uzaklaştırmaya uğraşıyordu. Ancak sinek yüzüne, kulağına, burnuna, çenesine, hasılı her yerine konup konup kalkıyordu. Nihayet Nemrut'u yorup kendisiyle bir müddet alay ettikten sonra sinek burun deliğinden içeri giriverdi. Burun deliğinden kafasının içine doğru yol almaya başladı. Nemrut sineği çıkarmak için tepiniyor, burnunu yumrukluyordu. Sümkürüyor fakat her çırpınışında sinek biraz daha içeriye gidiyordu. Sinek vızıltısı adeta beyninin içinde kaynıyordu. Birkaç gün sonra adeta beyninde çekiç yediğini hissediyordu. Artık Nemrut'un kafası acılar içindeydi. İlahlık dava eden, yere göğe sığmayan Nemrut, bir sineğe mağlup düşmekle yüz yüzeydi. Nemrut acılara dayanamayınca adamlarına "Tokmaklarla vurun kafama!" diye emretti. Nöbetçiler vaktiyle eğlence için gümüş sineğe vurulan tokmakları bu defa Nemrut'un kafasına vuruyorlardı. Onlar vurdukça Nemrut "Daha hızlı, daha hızlı vurun!" diye bağırıyordu. Nihayet böyle vura vura Nemrut'un canı çıktı.
kendisini her şeye gücü yeten, hatta öldürmeye ve diriltmeye kadir bir ilah zanneden Nemrut, ne ibretlidir ki küçücük bir sivrisineğe yenik düşmüştü. Evet, Cenab-ı Hakk'a intisap sırrıyla bir sinek, Nemrut'un hayatına son verdiği gibi, karınca da Firavun'un sarayını yerle bir etmiştir. Kainatta zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesine boyun eğdiğinin en açık bir alameti olan bu hadise, insanlığa büyük bir ibret dersi olarak tarihlere geçmiştir. Hazreti İbrahim ve kendisine inanan müminler önce Şam'a, oradan da Harran şehrine geçtiler. Kardeşinin oğlu Lut, kendilerinden ayrılarak Sedom beldesine gitti. Lut'a peygamberlik vazifesi verilince, Sedom halkını imana davet etmeye başladı. Hazreti İbrahim ve eşi Sare bir müddet sonra Mısır'a gitmeye karar verdiler. Mısır'a varınca şehrin giriş kapısında Hazreti Sare'yi gören görevliler yüzünün güzelliğine hayran oldular ve bunu hemen gidip zalim kral Firavun'a haber verdiler. Firavun adamlarına Hazreti İbrahim'i huzuruna getirmelerini emretti. Firavun Hazreti İbrahim'e niçin Mısır'a geldiğini ve yanındaki kadının kim olduğunu sordu. Hazreti İbrahim çok zor durumda kaldı. Sare'nin kendi hanımı olduğunu söyleyecek olsa, onun yüzünden kendisinin öldürüleceğini düşündü ve kız kardeşimdir dedi. Yüce Allah, Sare'ye bir kötülük yapmayacaklarını, inayeti altında olduğunu Hazreti İbrahim'e vahyetti. Hazreti İbrahim hanımı Sare'ye durumu anlattı. Sare, Firavun'un huzuruna getirildiğinde Hazreti İbrahim namaza durdu. Gerçekten Hazreti Sare çok güzel ve İbrahim Aleyhisselam'a karşı da son derece itaatli bir hanımdı. Sare, Firavun'un yanına girince Firavun ayağa kalktı ve kollarını açarak Sare'yi kucaklamak istedi. Fakat tam bu sırada Firavun'un kolları tutuluverdi. Nefesi kısıldı, boğulacak gibi oldu. Ayağıyla yere vurmaya başladı. Bunun üzerine Sare, adamlarının Firavun'u kendisinin Sare'nin öldürdüğünü sanacaklarından endişe etti. Allah'a dua etti, hükümdar eski haline dönüverdi. Firavun adamlarına bağırdı. "Siz bana bir insan değil, bir şeytan getirmişsiniz, onu İbrahim'e geri götürün," dedi. Ve Sare'den emin olmak için en iyi hizmetçisi Hacer'i de ona hibe etmelerini söyledi. Sare Hazreti İbrahim'in yanına döndü ve başından geçenleri anlattıktan sonra, "Allah kafiri zelil etti, bir cariyeyi de bize hizmetçi verdi," dedi. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Sare ve Hazreti Hacer'le birlikte Mısır'dan ayrıldılar. Şam çölünde Sebu denilen yere vardılar. İbrahim Aleyhisselam orada bir kuyu kazdırdı. Bir de mescit yaptı. Halk buradan hayvanlarını sular, istifade ederlerdi. Ancak Sebu halkı Hazreti İbrahim'i rahatsız edecek bazı hareketlerde bulununca İbrahim Aleyhisselam da başka bir yere yerleşmek üzere oradan ayrıldı. Bu yeni yer kardeşi oğlu Hazreti Lut'a yakın bir yerdi. Zaten o sırada Hazreti Lut'a da peygamberlik gelmişti. İbrahim Aleyhisselam Sebu'yu terk edince kuyunun suyu kurudu. Bunun üzerine salih zatı aramızdan çıkardık, bu yüzden başımıza bu haller geldi diyerek pişman oldular. Arkasından yetişip aralarına dönmesini rica ettiler. İbrahim Aleyhisselam, "Ben içinden çıkmış olduğum kavme artık geri dönmem," dedi. Ve onlara kendi davarlarından birkaçını vererek, "Bu hayvanları o suyun başına sulamak için götürürseniz, onların yüzü hürmetine yine su çıkar," dedi. Onlar da öyle yaptılar ve suları tekrar çıkmaya başladı. Hazreti Sare'nin çocuğu olmuyordu. Üstelik Hazreti İbrahim'le hanımının yaşları hayli ilerlemişti. Cenab-ı Hak'tan bir evlat ihsan etmesini çok istiyorlardı. Hazreti İbrahim kendisine halef olacak salih bir evlat hasretini çekiyordu. Sonunda Sare Hazreti İbrahim'in hizmetçisi Hacer'le evlenmesine izin verdi. Bu evlilikten bir çocuk doğmasını umuyorlardı. Hazreti İbrahim Hacer'le evlendikten sonra umduğu gibi bu evlilikten Hazreti İsmail dünyaya geldi. Hazreti İsmail'in dünyaya gelişinden sonra
Sare ile Hacer'in arası açılmaya başladı. Sare, kadınlık hissiyatıyla Hacer'i kıskanmaya başladı. Sare, Hazreti İbrahim'in Hacer ile İsmail'i alıp uzak bir yere götürmesini istedi. Cenab-ı Hak da Hazreti Sare'nin bu isteğini vahiy ile teyit ederek izin verdi. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail ile Hacer'i yanına alarak bir meleğin rehberliğinde Mekke'ye gittiler. O sırada Hazreti İsmail 2 yaşlarında olup henüz sütten kesilmemişti. Hazreti İbrahim onları bugünkü Zemzem kuyusunun yakınında bir ağacın yanında bıraktı. O zamanlar oraları ıssız bir vadi idi. Arazi ziraate elverişli olmadığı gibi suyu da yoktu. Yalnız oraya yakın yerlerde Cürhüm kabilesinden kimseler oturmaktaydı. Hazreti İbrahim oğlu ile hanımı Hacer'in yanında bir parça yiyecek bırakarak Şam'a dönmeye hazırlandı. Hazreti Hacer ağlayarak Hazreti İbrahim'in arkasına düştü. "Ey İbrahim," dedi, "bizi bu ıssız vadiye bırakıp da nereye gidiyorsun? Biz burada yalnız başımıza ne yapacağız?" Hazreti İbrahim tekrar tekrar aynı sözü söyleyerek ağlayan Hacer'e dönüp bakmadan yoluna devam etti. Hacer bu defa, "Yoksa bizi burada bırakmanı sana Allah mı emretti?" dedi. O zaman Hazreti İbrahim dönüp, "Evet," diye cevap verdi. Bu cevap üzerine Hazreti Hacer rahatlamıştı. Kendi kendine, "Öyleyse Allah bize kafidir, o bizi korur, bizi başıboş bırakmaz," diyerek yavrusu İsmail'in yanına döndü. Hazreti İbrahim, Mekke'nin hakim tepesi Seniyye'ye varınca durdu, yüzünü Kabe'ye çevirdi ve ellerini açarak şöyle niyazda bulundu: "Ya Rab, bu kurak Mekke'yi felaketlerden ve düşmanlardan koru, emniyetli bir belde eyle, beni ve evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim, ben neslimden İsmail'i ve ondan dünyaya gelecek olan evlatlarımı bu çorak vadide sadece sana ibadet etsinler, bu beldeler sana hamd ve kullukta bulunanlarla şenlensin diye yerleştirdim. Ey Rabbim, sen insanların kalbini onlara meylettir. Buraya gelsinler ve neslim bu kurak yerde yalnız kalmasın. Onlardan sadece Allah'a ve ahirete iman edenleri çeşit çeşit meyve ve nimetlerle rızıklandır." Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in duasının son kısmını düzeltti. Sadece iman edenlere değil, kafirlere de rızık vereceğini, ancak kafirlerinki kısacık dünya hayatına ait olacağını, ahirette ebedi bir azaba uğratılacaklarını bildirdi. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in duasını kabul etmiş olsaydı, o zaman yeryüzünden imtihan sırrı kalkar, herkes ister istemez iman etmiş olurdu ki, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam gelişine de ihtiyaç kalmazdı. Hazreti İbrahim duasının sonunu, "Ya Rab, sen bizim gizli ve aşikar bütün hallerimizi bilirsin. Yerde ve gökte senden hiçbir şey gizli kalmaz," diyerek bitirdi. Bu dua Cenab-ı Hak tarafından aynıyla kabul edildi. Kabe'nin bulunduğu yerler ıssız, korkulu yerlerken, bugün Hazreti İbrahim'in duası sebebiyle emniyetli bir belde olmuştur. Hatta harem dahilinde insanlar gibi hayvanlar da emindir. Cahiliye devrinde Araplardan iki düşman Mekke'de karşı karşıya gelse, birbirlerine silah çekmezlerdi. Mekke ehli düşmandan emin oldukları gibi, bu belde de düşman tahribinden Hazreti İbrahim'in duası hürmetine ebediyen korunmuştur. Hazreti Hacer, Allah'ın takdirine boyun eğerek oğlu İsmail'i yanına alıp bu ıssız beldede kalmaya başladı. Hazreti Hacer, Hazreti İbrahim'in emrine uyarak kendisine hurma ağacının dallarıyla bir kulübecik yaptı. Zaman zaman çocuğunu emziriyor ve yanında bulunan kaptaki sudan içiriyordu. Suları bitince yavru ağlamaya başladı. O kadar ki kumlar üstünde susuzluktan debeleniyordu. Annesi Hacer etrafta su aramaya çıktı. Yürüye yürüye Safa tepesine vardı. Etrafa göz gezdirdi. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Ne tarafa baktıysa
uçsuz bucaksız çölden başka bir şey görmedi. Hüzünlü fakat mütevekkil bir halet içinde tepeden indi ve ayağına takılıp düşmesin diye eteğini toplayarak koşmaya başladı. Bu defa vadiyi boydan boya geçip bir şeyler bulurum ümidiyle Merve tepesine çıktı. Orada da biraz durup etrafa bakındı. Fakat kimsecikler yoktu. Safa ile Merve arasında tam 7 kere su bulma ümidiyle çaresiz koştu durdu. Bugün hacıların Safa ile Merve arasındaki 7 defa Sa'i adı altında koşmalarının hatırası işte bu hadiseye dayanır. Hazreti Hacer 7.'de Merve üzerine çıktığında kulağına bir ses geldi. Dikkatle dinledi ve aynı sesi tekrar işitti. "Ey ses sahibi," dedi. "Sesini duyurdun. Kudretin varsa yardım et." Bunun üzerine Cebrail bugünkü Zemzem kuyusunun yerinde beliriverdi. Melek kanadıyla yeri kazmaya başladı. Kazılan yerden su fışkırdı ve kaynaya kaynaya akmaya başladı. Hazreti Hacer bol suyun akıp ziyan olmaması için Mısır diliyle "Zem, zem," yani "dur, dur" demeye başladı. Bu hususta Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki: "Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. O Zemzem'i kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı muhakkak Zemzem bugün akar büyük bir ırmak olurdu." Hazreti Hacer bu sudan hem çocuğuna içirdi hem de kendi içti. Melek bundan sonra Hazreti Hacer'e "Sakın yok oluruz diye korkmayın. Burada Allah'ın evi vardır. O evi bu çocukla babası inşa edecektir. Cenab-ı Hak bu çocuğun neslini ve ailesini hiçbir zaman kesintiye uğratmayacaktır," dedi. Böylece Hazreti İbrahim ve İsmail'in kutsi bir nesle sahip olacakları haber veriliyordu. Hazreti Hacer ve oğlu burada yaşarlarken bir gün bulundukları beldeye Cürhümlülerden bir topluluk geldi. Bunlar aslında Mekke'nin alt tarafından inmişlerdi. Buraya gelişlerine uzaktan gördükleri bir kuş sebep olmuştu. Şüphesiz şu kuş bir suyun başında dolaşır. Oysa bu vadide su bulunmadığını biliyoruz. Bu nasıl iştir diyerek önden iki kişi gönderdiler. Sudan haberdar olup buraya yerleştiler. Cürhümlüler suyun başında Hazreti Hacer'in oturduğunu görünce "Buraya gelip senin yanında konaklamamıza izin verir misin?" dediler. Hazreti Hacer, "Buyurun bu sudan da kullanın. Yalnız bu suda mülkiyet iddia etmeyin. Çünkü mülkiyet hakkı bana aittir," dedi. Cürhümlüler bu şartı kabul edip Mekke civarına yerleştiler. Bu, Hazreti Hacer'in yalnızlıktan kurtulmasına sebep olmuştu. Cürhümlülerin gelmesinden sonra Zemzem'in bulunduğu yer gittikçe kalabalıklaştı ve şenlik bir belde haline geldi. Hazreti İbrahim'in duası bir bir kabul oluyordu. Hazreti İsmail'in annesi pek çok muhtaç olduğu munis cürhümlü kadın arkadaşlarını bulmuştu. Onlarla konuşuyor, yalnızlığını giderip kaynaşıyordu. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim hanımı Hacer'i ve oğlu İsmail'i ziyaret etmek üzere Mekke'ye gelip de onları böyle şenlik içinde bulunca çok sevindi. Hazreti İbrahim Mekke'deyken Zilhicce'nin 8. günü gördüğü bir rüyada oğlu İsmail'i Allah'a kurban ediyordu. Rüyasının sadık olup olmadığında tereddüt etti. Ertesi gün aynı rüyayı tekrar gördü. Zilhicce'nin 10. günü bir daha aynı rüyayı görünce bunun ilahi bir emir olduğu kanaatine vardı. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i çok ağır bir imtihana tabi tutuyordu. Çok sevdiği biricik oğlunu kurban etmek. Bu yüzden Cenab-ı Hak 3 gün üst üste gösterdiği rüya ile bu güç işi kabullenmesini istiyordu. Hazreti İbrahim bir yandan bu emri nasıl yerine getireceğini düşünüyor, diğer yandan ise oğlu İsmail'in bu emir karşısındaki tavrının ne olacağını merak ediyordu. İsmail kabul etmez de Allah'ın emrini yerine getiremezse ne olacak diye endişe ediyordu. Bir gün oğlu İsmail'e yanına iple bıçak almasını ve beraberce dağa gidip odun getireceklerini söyledi. Mina mevkiine varınca
Hazreti İbrahim durumu oğluna anlatmaya başladı. Cenab-ı Hak tarafından gelen bir emir olduğunu söyledi ve görüşünün ne olduğunu sordu. İsmail aleyhisselam babasının bu teklifine hiçbir telaş eseri göstermeden şu karşılığı verdi. Babacığım, emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Bu söz Hazreti İsmail'in Allah'ın emirlerine karşı teslimiyetinin derecesini açıkça gösteriyordu. Bu cevap babası Hazreti İbrahim'i içinde bulunduğu endişelerden kurtarmıştı. Oğlunun ilahi emir karşısında bu derece metin oluşundan dolayı Allah'a şükretti. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye götürürken yolda şeytan önüne çıkmış, kendisine vesvese vermeye başlamıştı. Önce babalık şefkatini kullanarak rüyanın rahmani olmadığını telkin etmeye başladı. Fakat İbrahim aleyhisselam mel'un şeytana hiç iltifat etmedi. Şeytan bu defa Hazreti İsmail'e yaklaşıp ifal etmeye başladı. Babasının yanlış anladığını, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şey emretmediğini, annesinin arkada nasıl ağlayacağını hatırına getirip vesvese vermeye çalıştı. Hazreti İsmail babası gibi şeytana kanmadı. Üstelik onu kovdu, kovmakla da kalmayıp ardından 7 tane taş attı. Hacıların şeytan taşlama adeti buradan kaynaklanmaktadır. Bundan sonra Hazreti İbrahim oğlunu sağ yanı üzere yatırıp Allah'ın emrini yerine getirmeye hazırlandı. Bu hadise Mina'da kurbanların kesildiği yerde cereyan etmişti. İbrahim aleyhisselam oğlunu yatırıp birkaç kere boğazına bıçağı çaldığı halde bıçak kesmedi. İsmail babasına kendisini yüzüstü yatırıp yüzünü görmemesini söyledi. Çünkü o babasının yüzünü gördüğünden kesemediğini sanıyordu. Hazreti İbrahim de öyle yaptı. Fakat bıçak yine kesmedi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın gelen emri bıçağı kesmemesi şeklindeydi. Tıpkı ateşe yakmamasını emrettiği gibi. Evet, o emrederse ateş de yakmaz, bıçak da kesmez. Bu hadiseden ilahi murat İsmail'in kesilmesi değil, baba oğlun Allah'a olan bağlılık derecelerinin ölçülmesiydi. Bunu meleklere ve gelecek nesillere bir ibret dersi olarak gösterecek, insanoğlunun yeryüzüne halife oluşunun bir hikmetini daha ispatlayacaktı. Neticede bu hikmet tahakkuk etmiş, baba oğul Allah'ın emrine tereddütsüz uyma imtihanını başarıyla kazanmışlardı. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e nida etti. Ey İbrahim, sen rüyanda emrolunduğuna uydun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları işte biz böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu apaçık bir imtihandı. Ona oğlu yerine büyük kurbanlı koç gönderdik. İbrahim aleyhisselam bu nidayı işitince etrafına baktı. Gördü ki gökten gözleri sürmeli, boynuzlu bir koçla Cebrail aleyhisselam geliyor. Koç, rivayete göre 40 yıl cennetin yamaçlarında otlayarak beslenmişti. Yere iner inmez kaçmaya başladı. Hazreti İbrahim bir müddet peşinden koştu. Nihayet yakalayıp Bismillah diyerek koçu kurban etti. Ve Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulundu. Kurbanın Allah'a bir şükür borcu olarak Müslümanlar arasında bir ibadet olması işte bu olaya dayanmaktadır. Hazreti İbrahim misafiri çok severdi. Yedirmekten, içirmekten, ikram etmekten çok hoşlanırdı. Misafiri gelmediği günler çıkıp arar bulurdu. Yoldan geçenleri çevirip evine getirir, yedirirdi. Bir defasında 15 gündür evine hiç misafir uğramamıştı. Bu sırada melekler çıka geldi ve selam verdiler. İbrahim aleyhisselam onları tanıyamadığından Allah'ın selamı üzerinize olsun ey tanıyamadığım kişiler diyerek selamlarını aldı. Hazreti İbrahim o kimselerin kıyafetleri o havalideki insanlara benzemediğinden gelenlerin kendilerini tanıtmasını istemişti. Dolayısıyla bir yabancı misafire kim olduğunu sormak caiz olduğu gibi gelen misafirin de selam vererek kendini tanıtması gerektiği bu hadiseden alınan derslerdendir. Misafirlerini yerlerine oturttuktan sonra hemen yemek faaliyetine girişti.
Evde önceden hazırlanmış dana kebabı vardı. Getirip misafirlerin önüne koydu ve buyurun dedi. Fakat misafirler yemeğe yanaşmadılar. Buyurmaz mısınız, güzel yemektir, yiyin dedi. Onların yemekten çekindiklerini görünce şüphelenmeye başladı. Acaba başka bir niyetleri mi vardı? Bir kötülük mü düşünüyorlardı? Melekler Hazreti İbrahim'in endişelendiğini görünce "Biz parasız yemeyiz" diye latife ettiler. Hazreti İbrahim "Bunun parası öncesinde Bismillah, sonrasında Elhamdülillah demektir" dedi. Bu cevap üzerine Cebrail aleyhisselam Mikail aleyhisselama "Bu Allah'ın dost edinmesine gerçekten layıktır" dedi. Hazreti Sare bu konuşmaları perde arkasından dinliyordu. Bu cevap üzerine güldü. Hazreti İbrahim bunların melek olduklarını ve onun için yemediklerini anlamış, rahatlamıştı. Melekler Hazreti İbrahim'e "Bizden korkma. Biz korkulacak kimseler değiliz. Biz seni kamil ve ilim sahibi bir oğulla müjdelemeye geldik" dediler. Hazreti İbrahim meleklerin bu müjdesine hayret etmişti. Sare ise sevinç ve hayretinden bir çığlık atmıştı. Meleklere dönüp elini yüzüne vurarak "Ben mi? Ben artık çocuk dünyaya getirecek yaşta değilim. Nasıl oluyor da benden bir çocuk dünyaya geleceğini söylüyorsunuz? Üstelik kocam da yaşlıdır." Melekler Hazreti Sare'nin bu hayretine karşı şunları söylediler. "Ey Sare, sen Allah'ın işine hayret mi ediyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinizdedir. Bunu her vakit görüyorsunuz. Şimdiye kadar pek çok hadiselere şahit oldunuz. Şu halde niye hayret ediyorsunuz? Bunu biz kendimizden söylemiyoruz. Bunu Rabbimiz haber verdi. Rabbimiz ilim ve hikmet sahibidir." Sonra dönüp Hazreti İbrahim'e, "Biz seni mutlaka gerçekleşecek olan bir şeyle müjdeledik. Ümidini kesme" dediler. Hazreti İbrahim, "Küfür ve dalalette olanlar ancak Rabbimin rahmetinden ümit keser. Ben Allah'ın rahmetinden her zaman ümit varım. Benim hayretim şimdiye kadar örfen böyle bir şeyin olmadığındandır" dedi. Melekler bu arada gittikçe azgınlaşan Lut kavminin helak haberini de getirmişlerdi. Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam üçü parlak delikanlılar olarak önce Hazreti İbrahim'e uğrayıp İshak isminde bir çocuğu müjdelemişler. Bu arada Lut kavminin helak haberini getirmişlerdi. "Ey İbrahim! Biz dinden çıkan, insan yaratılışına aykırı pis ve çirkin bir fiil sahibi olan günahkar bir kavmi helak etmek için gönderildik. O zalim kavim şimdi de zulümlerine devam etmektedirler. Onlara çamurdan yapılmış taşlar atacağız. O taşlar doğru yolu ve meşru sınırı aşarak nefislerini israf edenler için Allah tarafından hazırlanmıştır." Hazreti İbrahim, Hazreti Lut'un da o kavim içinde olduğunu söyleyerek onun helak edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirince, "Biz onları biliriz. Elbette Lut ve ehli, karısı müstesna, helakten kurtulacaklardır" dediler. Hazreti İbrahim'in kavmin helakinin geciktirilmesi, belki hallerini düzeltirler şeklindeki ısrarlarına vahiy ile cevap verildi. Meleklerin haber verdiği gibi Hazreti Sare, Hazreti İshak'a hamile kaldı ve Hazreti İshak dünyaya geldi. İbrahim aleyhisselam Allah'a şöyle yalvardı. "İhtiyarlığımla beraber bana İsmail ile İshak'ı ihsan eden Allah'a hamdolsun. Muhakkak Rabbim kalpten geçen en ince arzuları işitir. Ya Rabbi, beni ve neslimi namazda daim kıl. Ya Rabbi, duamızı kabul eyle. Ya Rabbi, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde mağfiret eyle." Hazreti İsmail, Cürhum kabilesi içinde gençlik çağına girmiş ve Cürhümlülerin bir kızıyla evlenmişti. Annesi Hacer ise 90 yaşında vefat etti. Onu Kabe'nin bitişiğindeki Hatim denilen yere defnettiler. Hazreti İsmail'in evlenmesinden sonra Hazreti İbrahim oğlunu ziyarete geldi. Hazreti İsmail o sırada evde yoktu. Gelinine sorduğunda geçimlerini temin için çıktığını söyledi. Hazreti İbrahim
gelininin oğluna ne derece layık olup olmadığını ölçmek için ona bazı sorular sordu. Haliniz nedir? Geçiminiz nasıldır? Darlık içindeyiz, halimiz hiç iyi değil. Hanımı hayatından şikayetçi ve huysuz bir kadındı. Bu sual ve cevap Hazreti İbrahim'e yetmiş, gelininin karakterini anlamıştı. Ayrılırken kocasına şunları söylemesini tembihledi. Kocan geldiği zaman ona selam söyle. Kapısının basamağını değiştirsin. Hazreti İsmail eve dönünce evde hissettiği güzel kokudan babasının uğradığını anladı. Karısına, evimize gelen oldu mu? Dedi. Hanımı, evet, şu kıyafette yaşlı bir zat geldi, bana seni sordu, cevap verdim. Geçimimizi sordu, ben de şiddetli darlık içindeyiz dedim. Bunun üzerine Hazreti İsmail, sana herhangi bir şey tembihledi mi? Evet, bana selam söylememi ve kapının basamağını değiştirmemi söyledi. Bunun üzerine Hazreti İsmail hanımına, o gelen babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiştir. Artık ailenin yanına gidebilirsin dedi ve ondan ayrılarak başka bir kadınla evlendi. Yeni hanımıyla sabır ve şükür içinde mutlu bir hayat sürmeye başladı. Yine bir müddet sonra Hazreti İbrahim geldi. Hazreti İsmail yine evde yoktu. Hazreti İbrahim'i ikinci gelini karşıladı. Hazreti İbrahim kendisinden İsmail'i sordu. O da geçimlerini temin için çıktığını söyledi. Aynı şekilde bu gelinine de nasılsınız, geçiminiz nasıl diye sordu. Gelini şu karşılığı verdi. Allah'a şükür, halimiz iyidir. Bolluk içinde, mutluluk içindeyiz. Hazreti İbrahim rızıklarını ve mutluluklarını artırması için Cenab-ı Hakk'a duada bulundu. Hazreti İbrahim ayrılırken gelinine, kocana selam söyle, kapısının eşiğini güzel tutsun dedi. Hazreti İsmail eve döndüğünde hanımından olup biteni öğrenince çok sevinmişti. Hanımına, o benim babamdır, sen de evimizin şerefli eşiğisin, babam bana seni hoş tutmamı ve seninle iyi geçinmemi tavsiye etmiştir dedi. Hazreti İbrahim bir müddet daha oğlu İsmail'den ayrı yaşadı, sonunda Mekke'ye döndü. Oğlu İsmail'i Mekke'de Zemzem kuyusunun başında buldu. İsmail babasını görünce hürmetle ayağa kalktı. Uzun zamandır ayrılığın hasretiyle yanan baba oğul birbirlerine sarıldılar. Hazreti İbrahim oğluna, "Oğlum, Allah bana büyük bir iş emretti." dedi. Hazreti İsmail, "Babacığım, Rabbim ne emrettiyse yerine getir." dedi. Hazreti İbrahim, "Bu işte senin de bana yardımın gerekli." dedi. Hazreti İsmail, "Babacığım, ben sana her yerde yardım etmeye hazırım." diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'ın emrini açıkladı. Allah Teala şurada bir beyt, bir mabet yapmamı emretti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın işaret ettiği yerde Kabe'yi inşa etmeye başladılar. Hazreti İsmail taş getiriyor, Hazreti İbrahim de örüyordu. Duvarlar yükselip de Hazreti İbrahim'in boyu yetmeyince İsmail Aleyhisselam yüksekçe bir taş getirdi ve babası bu taşın üzerine çıkarak binayı inşa etmeye devam etti. İşte bu taş makamı İbrahim'dir. Sonradan bu taş korunarak günümüze kadar gelmiştir. Bir hadisin beyanına göre makamı İbrahim cennetten çıkma bir taştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Beytullah'ı överken şöyle buyurmaktadır. Onda Allah katındaki şeref ve hürmetini gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Ona giren her türlü tecavüzden emin olur. Makamı İbrahim'in bir özelliği de üzerinde Hazreti İbrahim'in mübarek ayak izlerinin bulunmuş olmasıdır. Bugün makamı İbrahim hacılar için hem bir ziyaretgah hem de bir namazgah durumundadır. Alemlerin Rabbi tarafından Kabe'nin yapılması Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e emredilmiş ve planı öğretilmiş yeryüzündeki en şerefli ve mukaddes bir yerdir. Hazreti İbrahim bu yüce binayı inşa ederken rivayete göre 5 ayrı dağın taşlarından getirip kullanmıştır. Kabe'yi inşa ederken belli bir seviyeye yükselince Hazreti İbrahim insanların Kabe'yi tavaflarına bir başlangıç işareti olmak üzere oğlu İsmail'den özel bir taş bulup getirmesini istedi. Hazreti İsmail babasının bu isteğini yerine getirmek üzere dağlara çıktı. Bu sırada Cebrail Aleyhisselam cennetten simsiyah bir taşı getirip Hazreti İbrahim'e verdi ve duvara bunu yerleştirmesini söyledi.
İşte bu taşa renginin siyah olması sebebiyle Hacerul Esved yani siyah taş denilmiştir. Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu mübarek taş hakkında şu bilgilere rastlıyoruz. Ey Ayşe, bu taş eğer cahiliye devrinin kirleriyle kirletilmiş olmasaydı, onunla her türlü hastalık, veba ve musibetlerden kurtulmak için Allah'tan şifa istenirdi. Halen de Allah'ın ilk indirdiği şekilde bulunurdu. Cenab-ı Hak elbette onu ilk yarattığı şekle çevirecektir. O cennet yakutlarından biriydi. Fakat Allah onu kötülerin günahı ile değiştirip süsünü zalim ve günahkarlardan sakladı. Zira onlar cennetten çıkma olan bir şeye bakmaya layık değillerdir. Bu taşın kutsiyeti bir başka rivayete göre şuradan gelmektedir. Cenab-ı Hak bütün ruhları yaratıp da ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda ruhların hep birlikte evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap vermeleri bir kağıt üzerine yazılıp bu taşın içine bırakılmıştır. Diğer taraftan Hacerül Esved mahşer gününde Allah'ın kudretiyle dile gelerek kendisini selamlayanlar hakkında hüsnü şehadette bulunacaktır. Hazreti İbrahim Kabe'nin inşasını tamamladıktan sonra şöyle dua etti. Ya Rabbi, bu hizmetimizi kabul eyle. Sen şüphesiz ki her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Rabbimiz, ikimizi sana tam teslim olmuş, kamil Müslümanlar eyle. Neslimizden sana teslim olmuş, itaatli Müslüman bir ümmet meydana getir. Ve bize haccın şartlarını öğret. Tevbelerimizi kabul eyle. Çünkü sen tevbe edenlerin tevbelerini çokça kabul edensin. Merhametin sonsuzdur. Rabbimiz, neslimiz içinde öyle bir peygamber gönder ki, insanlara senin ayetlerini, büyüklük ve birlik delillerini okusun, onlara hikmeti öğretsin, onların kalp ve nefislerini kötü ahlaklardan, sapık inançlardan, inkardan temizlesin. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in Kabe'yi inşadan sonra onun yanı başında yaptıkları bu dualarında kastettikleri peygamber Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam olduğunda şüphe yoktur. Çünkü o neslin içinde bu özellikleri taşıyan başka bir peygamber gelmemiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususa işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Kabe, yeryüzünde kurulan ilk mabet. Kabe'yi ilk bina edenin Hazreti Adem olduğunu bazıları söylerlerse de Hazreti İbrahim'in bu temel üzerine binayı tamamladığı bir gerçektir. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'nin inşaatını tamamladıktan sonra makamı İbrahim üzerine çıkarak Kabe'yi tavaftan ibaret olan haccı aleme ilan etti. Cenab-ı Hak bu ilanı yeryüzünde kıyamete kadar gelecek bütün insanların ruhlarına ulaştırmıştır. O ruhlardan bu davete lebbeyk diye karşılık verenler hayatlarında Kabe'yi ziyaret şerefine ereceklerdir. Bu davet üzerine müminler akın akın Kabe'yi tavaf etmeye koştular. Hazreti İbrahim gelenlere hac ibadetinin şartlarını öğretti ve onlarla beraber hac etti. Hazreti İshak da ara sıra gelip kardeşi Hazreti İsmail ile birlikte hac ederdi. Hazreti İbrahim son olarak hanımı Hazreti Sare ile birlikte gelip Kabe'yi ziyaret etti. Haccını yapıp tekrar Şam'a döndü. Önce Hazreti Sare 120 yaşında vefat etti. Ardından Hazreti İbrahim 200 yaşındayken ruhunu Rabbine teslim etti. Hazreti İbrahim'i Kudüs civarında Habrun isimli bir kasabaya defnettiler. Bugün o kasaba hala Halilur Rahman diye anılır. Tarihlerin kaydettiğine göre Hazreti İbrahim'in doğduğu ve Nemrut'la mücadele ettiği topraklar Mezopotamya üzerindeki Babil beldesidir. Hazreti İbrahim burada ateşe atılmıştır. Ancak halkımız arasında Hazreti İbrahim'in Urfa'da ateşe atıldığı inancı yaygındır. Hatta Urfa'daki mancınık ayakları ve Halil İbrahim dergahı tarih boyunca ziyaretgah olmuştur. Urfa'nın Hazreti İbrahim'in Nemrut'la mücadele ettiği yer olduğu
tarihen sabit olmakla beraber Hazreti İbrahim'le yakından alakalı bir şehir olduğunda şüphe yoktur. Urfa beldesinin Hazreti İbrahim'in uğradığı ve kaldığı menzillerden biri olduğu söylenebilir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bu hususu teyit etmekte ve buranın Hazreti İbrahim'in menzillerinden biri olduğuna işaret etmektedir. Hazreti İbrahim, Halilullah yani Allah'ın dostu unvanıyla meşhur olmuştur. Bu unvanın verilmesinin sebebi çeşitli şekillerde izah edilmiştir. Ama asıl onun Allah'a olan bağlılığı, sevgisi ve Allah'ın rızasını kazanacak işlerde bulunması sebebiyle bu unvanı kazandığı belirtilmektedir. Allah Teala'nın onu bazı sırlara vakıf kılması sebebiyle mecaz olarak bu ifadenin kullanıldığı da ifade edilmiştir. İbni Ebi Hatim'den rivayet edildiğine göre Hazreti İbrahim Azrail Aleyhisselam'la karşılaştığında ondan Rabbinin kendisini niçin halil yani dost edindiğini sormuş, o da sen insanlara iyilik edersin fakat karşılık beklemezsin diye cevap vermiştir. Demek ki karşılıksız yapılan iyiliğin makbuliyeti pek büyüktür. Nitekim bütün peygamberler ve onların yolunda giden mürşitler hep bu yolu izlemişlerdir. Hazreti İbrahim'in bir başka meziyeti de misafirperverliğiydi. Hazreti İbrahim'in bir lakabının Ebul Edyaf, misafirlerin babası olduğu belirtilmiştir. Onun evi yolların uğrak yerindeydi. Bu yüzden devamlı misafiri olur ve Hazreti İbrahim onlara ikram etmekten büyük bir zevk duyardı. Hatta birkaç gün misafir gelmezse çıkar misafir aramaya koşardı. Kur'an-ı Kerim onu güzel ahlakına işaret eden şu kelimelerle yad etmiştir. Evvah, Halim, Münib, Hanif, Kanit, Şakir. Ayrıca kıyamet gününde ilk elbise giyenin de Hazreti İbrahim olacağı rivayetler arasındadır. Diğer taraftan ilk sünnet olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Bu adet dini bir hüküm olarak bütün neslinde devam etmiştir. İsrail oğullarına gelen Tevrat'taki hüküm de böyleydi. Sünnet Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar devam etti. Daha sonra Hristiyanlardan bir grup bunu kaldırmıştır. Dinimizde bu hüküm aynen devam etmektedir.